Evet, kaydımıza başladık arkadaşlar. 20. 21. sorudan başlıyoruz. B kare eksi A kare eksi B 3 tane A eksi B sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık tek sayılardır. Buna göre A ile B'nin toplamı nedir arkadaşlar? Bunu istiyoruz. Kimler yaptı bunu? Nasıl yaptınız öncelikle? Tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kimler yaptı ve nasıl yaptınız? 21. soruyu. Değer vererek yaptın. Başka yapan var mı? Nasıl çıkmadı Demet ya? B'ye 0, A'ya 1 verince çıkıyor ki. Yani en kötü değer vererek bile yapsanız çıkıyor. A'ya da 1 verdiğinizde her türlü çıkacaktır burası. Burası eksi 1 olacak. Burası 1 olacak. Burası 3 olacak. Ardışık tek sayılar. Ha diyeceksiniz ki hocam yani şimdi değer mi vereceğiz yani bu değer vermeden çıkmıyor mu bu sorular? Çıkar arkadaşlar. Şimdi nedir? A kare eksi B bakın A kare eksi B'den sizin aslında B kare eksi A'yı çıkardığınızda sonucun 2 bulmanız gerekiyor. Çünkü bunlar ardışık tek sayılar oldukları için sonuçlar her türlü 2 olacak. Buradan şöyle yapalım. Şimdi A kare eksi B eksi B kare artı A olacak değil mi? Burası böyle olacak. Şimdi burada şurayı düzenleyelim. Burayı A kare eksi B kare artı A eksi B eşittir 2 olması lazım. Burası 2 kare farkı. Burayı A artı B çarpı A eksi B olarak yazdık. Artı burası da A eksi B değil mi? Eşittir 2 olacak. A eksi B parantezini alırsak A eksi B parantezini aldık. Çarpı. Burası ne olacak? A artı B artı 1 olacak. Sonucun 2 olması lazım. Sonucu nasıl 2 bulabiliriz arkadaşlar? Sonucu 2'yi bulabilmeniz için en kötü buranın 1, buranın 2 olması lazım. Başka yolu yok zaten. Şimdi buranın 1 olabilmesi için zaten şöyle diyorsunuz. İşte A eksi B madem 1'miş. Yani başka türlü deneyebilirsiniz. Buraya 2, buraya 1 ama o zaman A'nın ve B'nin burada birbirinin zıt işaretli sayılar ya da sıfır olması lazım gibi bir durum geliyor. Zorlaştırmaya gerek yok. 1'e 2 verdiğimizde çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakacaksınız. A artı B buradan da ne olacak? A artı B'nin de buradan 1 olması gerekiyor. Şimdi buradan alt alta topladığımızda zaten B'lerin birbirini götürdüğü bu durumda 2A'nın 2 olduğu A'nın buradan 1 olduğu. Dolayısıyla B'nin buradan 0 olduğu çıkıyor. Diyebiliriz. Yani sıkıntı yok. Şimdi burada verdiğimizde A'ya 2, B'ye eksi 1 verdiğimizde tutuyor mu? Yani bu dediğimiz mantıkta olacak mı? Yani şuraya getirip yerine koyduğumuzda sağlayacak mıdır? Gökhan, ben dediğini düşünmedim. A'ya 2, B'ye eksi 1 verirsek. Şimdi B'ye eksi 1 verdiğimizde burası 1 olacak. Şuraya 2 koyduğumuzda burası eksi 3 olur. Tamam. A'ya bir daha 2 koyduk. 4 oldu. Burası 5 oldu. Yani şimdi burada olmadı. Ardışık tek sayı mantığına dönmeli. Yani getirip bir de yerine koyup bakmak lazım. Dolayısıyla A'ya 1, B'ye 0 verdiğimizde arkadaşlar sağlıyor mu? Bakacaksınız. Çünkü getirip yerine koymanız lazım. Yerine koyduktan sonra sağladığını göreceksiniz zaten. Bu böyle. ÖSYM'nin sevdiği tür ve ÖSYM'nin sorduğu türlerden biri bu arkadaşlar. Şu soru. Ardışık sayılar. ÖSYM bu tür soruları seviyor. Bilmiş olun. 22, 2'den 6'ya kadar olan tam sayılar kendi adedince yan yana yazılarak bir A sayısı oluşturuluyor. A sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünmez? Evet. Ne diyorsunuz? Kendi adedince demek ne demek? Yani 2'yi 2 defa, 3'ü 3 defa, 4'ü 4 defa, 5'i 5 defa, 6'yı 6 defa yazınca bu sayı hangisine
hangisine bölünmez arkadaşlar? Evet, şimdi 6'ya bölünür mü? 6'ya bölünebilmesi için sayının 2'ye ve 3'e bölünmesi lazım. Şimdi 3'e bölünüyor mu ona bakacağız. 2 tane 2, yani burası 4. 3 tane 3 rakamlarını topluyorum şu ana. 4 tane 4, 16. 5 tane 5, 25. 6 tane 6, 36. Şimdi bir rakamlarını bir toplayalım arkadaşlar. Ne geliyor ona bakalım. Şimdi burası 25, 50, 86, 90 yaptı. 90 3'e bölündüğü için ve bu sayı çift olduğu için 6'ya bölünür. 90 90 9'a da bölünür. Zaten o zaman 3'e de bölünüyor. Yani hani kısaca zaten bu 3 tanesi otomatik eleniyor. Sizin için kolaylık olsun diye. 2'ye bölünen ve 9'a bölünen her sayı 18'e de bölünür arkadaşlar. Şimdi bu sayı 11'e bölünebilen bir sayıymış gibi geliyor değil mi? Sayıya baktığınızda 22, 333, 444, 5005, işte 55.565 sayı sanki 11'e bölünüyormuş gibi geliyor. Aslında bu sayı 11'e bölünmüyor. Deneyebilirsiniz. Sayı görünüşte 11'e bölünebiliyormuş gibi gelse de aslında bu sayı 11'e tam bölünmüyor. Geçiyoruz. Yani burada işte daha da zorlaştırılabilir ama gerek yok. Sorunun tarzı çok güzel. 23. A sayısından büyük en küçük asal sayı. B sayısından küçük en büyük tek sayı demişiz. Bu işlemin sonucunu soruyoruz arkadaşlar. Normal Türkçe biliyorsanız. Evet, Türkçe biliyor musunuz? Kimler bilmiyor Türkçe? Rukiye, okuduğunu anlayabiliyor musun? Şaka yapıyoruz tabii. Yani burada dediğini anlarsanız arkadaşlar çıkıyor yani. Dediğinizi anlamak lazım. İçerideki sayının ne demek istediğini. Şimdi burada 93'ten büyük en küçük asal sayı. 93'ten büyük en küçük asal sayı nedir arkadaşlar? 97. 25'ten küçük en büyük tek sayı. Bu da 23 yapar. 3'ten büyük en büyük asal sayı 5 yapacak arkadaşlar. Topladığınızda yukarısı 120, aşağısı 5. Böldüğünüzde 24 bulacaksınız. Tamam. 100, 118 mi orası? Normal topladığımızda 118 geliyor, değil mi? 120 desek, 3'e bölsek 40 gelir. Yani normal bölsek ne çıkar diye baktım da. Evet, bu böyle arkadaşlar. Şimdi buraya kadar yaptığınızı düşünerekten 24. soruyu kimler yaptı? Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir ailede anne ile baba arasında mutlaka bir çocuk olacak ve diğer 2 çocuk da kısa olan solda, uzun olan sağda olacak şekilde fotoğraf çekilmek isteniyorlar. Kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilirler? Nasıl yaptın Ayşen? Bir de anlatabilir misin? Buradaki arkadaşlar için hepinize ses yetkisi verebilirim. Anlamadığınız bir yer olursa ya da bir şey söylemek istediğinizde konuşabiliyorsunuz. Evet Ayşen, konuşmak istersen de dinlerim. Nasıl yaptığını yazabilirsin. Tamam, sorun yok. Nasıl yaptığını bize söylesen yeterli ya. "18 mi, 12 mi?" Şıkları ben hatırlamıyorum. Şıklarda cevap anahtarında ne yazıyor arkadaşlar? Muhtemelen 12'dir ya. Şimdi arkadaşlar burada tabii biraz aslında tek tek düşünmek lazım. Yani mesela 3 tane çocuktan hangi çocuğun anne ile baba arasına gireceğini zaten her çocuğun girebilme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi diyelim ki anne var. Bakın şimdi şurada anne var. Burada bir tane çocuk var. Burada bir tane baba var. Şimdi durum böyle. Uzun olan kısa olan solda. Bakın bu kısa. Tamam mı? Uzun olan sağda, bu uzun. Böyle bir durum olabilir.
İkinci ihtimal şöyle de olabilir arkadaşlar. Anne burada, çocuk burada, baba burada. Bunlar da kendi aralarında yeri değiştiriyorlar. Yani bunu da yapacağım arkadaşlar. Ya bu şöyle de olabilir. Kısa olan buradadır, uzun olan buradadır arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın, kısa olan burada, uzun olan burada. Önemli olan bunun olması. Şimdi bir de bunun 18 olma ihtimali de var ya. Aslında biz yanlış mı yaptık? Bakalım. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Anne burada, çocuk burada, baba burada. Evet, kısa, uzun. Bu şöyle de olabilir. Kısa burada, uzun burada. Bakın burada 3 ihtimal var. Bunun tersi de mümkün. Tersi de mümkün. Kim dedi 18 diye? Şimdi bunun tersini yazalım. Bakın baba, anne, çocuk. Şurada baba, anne, çocuk. Burada da baba, anne, çocuk. Evet, kısa olan burada. Uzun olan burada olabilir. Bu mümkün. Yine kısa olan burada, uzun olan burada arkadaşlar. Kısa olan burada, uzun olan burada. Bir tane çocuk için, bu ortaya gelen çocuk şu an stabil. Hangi çocuk olduğu bir tane çocuk için, bakın şurada babayla annenin yer değiştirdiği durumlar da var. Bir tane çocuğun baba, anne, çocuk, çocuk ortada olacak. Ya ben burada yanlış yaptım. Şurada çocuğun ortada olması lazım. Evet, baba, çocuk, anne. Baba, çocuk, anne. Baba, çocuk, anne. Baba, çocuk, anne. Bakın burada da bir çocuk için 6 ihtimal var. Görüyor musunuz? 3 tane çocuk var. Dolayısıyla 3 tane çocuktan herhangi biri ve toplamda 6 ihtimal var. Yani aslında 3 faktöriyel gibi düşünebiliriz burada. Doğru. Çok uzun, kısa burada, uzun burada, anne var, burada var. Aslında bunların kendi aralarında yer değişiklikleri var. Dolayısıyla 6 ihtimal toplam oluyor. Evet, cevap anahtarı 12 mi bilmiyorum ama burada doğru cevap 18 arkadaşlar. Evet, itirazları alalım. Cevap anahtarını yanlış yazmış olabiliriz. Şimdi geriye kalan iki tane çocuğun boyları eşit olmayacağına göre, yani burada boylarının farklı olduğunu söylememişiz ama çocukların boyları burada farklı. Yani hani bunu algılamamız gerekiyor haliyle. Her bir çocuk için 6 ihtimal var arkadaşlar. Önemli olan kısanın, uzunun uçta olması değil. Demek istediğimiz şey şu aslında. Kısa olan solda olacak. Solda olacak. Uzun olan sağda olacak. Yani burada uçlarda olmak zorunda değil. Önemli olan böyle bir durum olması. Diğer türlü olsaydı, uçlarda olsaydı uzun kısa aslında burada, o zaman daha az bir ihtimalimiz olacaktı. Evet. Bunun cevap anahtarında C mi yazıyoruz? C ise yanlış. Ben çünkü o zaman 4 ihtimal diye yazmışımdır. Evet, uçta olacak dememişiz aslında. Uçta olsaydı o zaman dediğin 12 olurdu. Doğru. Evet, Rukiye, teşekkürler. Helal olsun be. 18 bulmuşsun. Cevap anahtarı ne kaç işaretledin Rukiye? 12 mi işaretledin? Uçta olsa o zaman şey olur, Demet. Şimdi uçlarda olsaydı kısayla uzun gibi bir şey düşünmeyecektik. O zaman diyecektik kısa uzun, uçlarda olacağı için uzun kısa. Dolayısıyla anneler de kendi aralarında yer değiştirir. O zaman 12 olabilir. Dediğin o zaman 12 olacaktı. Uçta olunca 12 oluyor. Doğru. Evet, doğrudur arkadaşlar. Yani şıklarda sıkıntı varsa bana söyleyin. Böyle lafla olmuyor. Ya şimdi bana şöyle derseniz olmaz. İşte hocam 35. soruda hata mı var acaba? Öyle değil. Sorunun fotoğrafını çekiyorsunuz. Kendi çözümünü de altına ekliyorsunuz. Ben bir kontrol ediyorum yani. Çünkü o an muhtemelen dışarıdayımdır. Siz bana çözümüyle beraber altına fotoğrafını çekip gönderirseniz ben kontrol ederim bulunduğum yerde. Olabilir arkadaşlar. Yani böyle ufak tefek hatalarımız oluyordur illaki. Sağ olsun. Evet, 18 yazanlar oraya artı bir net ekleyebilirler. Yine iyisiniz. 12 yazanlar da eksi bir net ekleyebilirsiniz. Evet.
Evet, DGS sınavına hazırlanan her öğrenci ders molalarında zihnini boşaltması gerektiğini öğrenmiştir. İşte bunun için ders molalarında aşağıya bir hedef tahtası kurmuş. Ok atışı yapıyor. İstatistiğini tutuyor arkadaşlar. %40 olasılıkla kırmızı bölgeyi, %60 olasılıkla mavi bölgeyi vurduğunu ölçmüştür. İstatistik tablosuna göre yaptığı iki atıştan en az birinde kırmızı bölgeyi vurmuş olma olasılığı nedir arkadaşlar? Yaptığı iki atıştan en az birinde kırmızı bölgeyi vurmuş olma olasılığı nedir? Bunu nasıl yaptınız? Nasıl yapamadınız ya? Arkadaş. Kavga ederim sizinle ya. Evet, çözelim mi? Şimdi arkadaşlar, iki atışta da maviyi vursun ya. En az bir tane, en az birinde kırmızıyı vuracaksa eğer, o zaman tüm ihtimal %100'dür. Bakın, %100'den tüm ihtimal %100 olduğu için %100'den iki durumda da maviyi vurmuş olma ihtimali. Birinci atışta maviyi vurma ihtimali nedir? 60 bölü 100 çarpı. İkinci atışta da maviyi vurmuş olma ihtimali nedir? 60 bölü 100 arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Şu gitti, şu gitti, şu gitti, şu gitti. Nedir? 36 bölü 100, %36. O zaman %100'den %36'yı çıkardığınızda %64 ihtimalle en az bir tane kırmızıyı vurmuş olması lazım. Çözümü bu. Sorunun bence uzunluğu sizi korkutmuş. Ya da mola bize göre değil filan demiş olabilirsiniz. Evet, yani bu kadar bir çözümü var. Üzüldünüz mü? Bunu yapmadınız diye. Üzülen var mı? Evet, bu kadar arkadaşlar. Yani çözüm bu. Olasılıklar bazen böyledir. Evet. 3 basamaklı ABC doğal sayısı için A ile B'nin rakamlarının aritmetik ortalaması 5. B ile C'nin rakamlarının geometrik ortalaması 2 kök 3. ABC sayılarının toplamı nedir arkadaşlar? Çünkü iki atıştan bahsediyoruz Kadir. Bak ne diyor? En az yaptığı iki atıştan. Dolayısıyla iki atışta da maviyi vurduğunu düşünüyoruz. Her iki atışta maviyi vurursa kalan atışlarda mutlaka bir tane kırmızıyı vurmuş olması gerekir yani. Yani. Tersten gidiyoruz. Daha basit oluyor. Bunun şöyle de olabilir. Birinci atış kırmızı, ikinci atış kırmızı, birinci atış kırmızı, ikinci atış mavi, birinci atış mavi, ikinci atış kırmızı gibi. Böyle de yapsanız buradan da çıkar. Ama bu daha uzun. Benim yaptığım tersten gitmek bazen daha kolay. Evet, bunu yaptınız mı? C bulan arkadaşlar. Evet Demet, ne yaptın sen bunu? 26'yı. İki arkadaş yapmış. Yani bence iyi bir motivasyonla bu denemede bir 35-40 yaparsınız ya arkadaşlar. Bu denemede 35-40 yapanlar sınavda kesinlikle 35-40 yaparlar yani. Denemenin problem ayarları sınavdan daha zor yani. Bundan emin olabilirsiniz. Yani 26. soru mesela tam sınav ayarında bir soru. Hatta belki sınavdaki sorulardan bile daha zor yani. Aslında şey değil, mantığı kolay yani. Şimdi A ile B'nin aritmetik ortalaması 5 ise o zaman A ile B'nin toplamı ne olması lazım? 10 olması lazım.
B ile C'nin geometrik ortalaması, B ile C'yi çarpıyorsunuz, kök içerisinde yazıyorsunuz. 2 kök 3 olması lazım. Karşılıklı kökünü, kare kökünü aldığınızda ne olması lazım? B ile C'nin çarpımının 12 olması lazım. Şimdi şöyle yapalım. Burada A var, burada B var, burada C var. Şimdi B'ye 1 verdiğimizde C'ye 12 vereceğiz, veremeyiz. B'ye 2 verdiğimizde C'ye 6 vereceğiz. A'ya da geleceğiz, ne vereceğiz? 8 vereceğiz, değil mi? B'ye 2 verince C'ye 6 vereceğiz, A'ya 8 vereceğiz. B'ye 3 verdiğimizde C'ye 4 vereceksiniz, A'ya 6 vereceksiniz. Tamam? A'ya 7 vereceksiniz, pardon. A'ya buradan 7 vereceksiniz. Sonra B'ye 4 verdiğimizde C'ye 3 vereceğiz, A'ya 6 vereceğiz. Sonra B'ye 6 verdiğimizde C'ye 2 vereceksiniz, A'ya 4 vereceksiniz. Yani bunların hepsini topladığınızda, bakın bunu soruyor. Bunların hepsini topladığınızda burada 15 geliyor. Burada 5, bir de elde var 6, 12, 16, şurası 6, elde var 1, 15, 21, 25, 26, 2665. Evet, soru bu. Bence tarzı çok güzel. 27. Kimler yaptı bunu? Futbol turnuvasında iki farklı günde düzenlenmiş olup iki günde de en az bir maç oynanmıştır. Birinci turnuvaya katılmayan 8, ikinci turnuvaya katılmayan 5, birinci ve ikinci gün turnuvaya katılmayan 3 takım bulunmaktadır. Katılan 20 takım olduğuna göre her iki günde de turnuvaya katılan takım sayısı kaçtır arkadaşlar? Ne yaptınız 27'ye? Evet. Burada mı yaptın Rukiye? Küme problemi arkadaşlar bunlar. Küme problem soruları. 2020 DGS'ye baktığımızda öğrencilerin en zorlandığı soru küme sorusuymuş. Aslında bu tür sorular hep küme ile ilgili. Küme soruları bunlar arkadaşlar. Yani kümeyi çizdiğinizde çok rahat çıkabilecek sorular. Turnuva olsun. Birinci gün katılanlar. İkinci gün katılanlar. Şurada da birinci ve ikinci gün turnuvaya katılmayanlar gibi bir durum olsun arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Birinci gün turnuvaya katılmayan 8. Yani şurası 8. İkinci gün turnuvaya katılmayan 5. Birinci ve ikinci gün turnuvaya katılmayan 3 tane takım var. Bakın böyle. Böyle 3 tane takım var. Birinci ve ikinci gün turnuvaya katılmayan. Birinci gün turnuvaya katılmayan dedi. 1'i kapatıyorsunuz. 8 olması lazım. O zaman buraya 5 ekliyorsunuz. Oldu size 8. İkinci gün katılmayan 5 olacağından dolayı 2 ile 3'ün toplamı 5 olur. Hepsini topladığımızda 10 tane takım oluyor. 10 tane maç oluyor. Yani burada 10 tane takım var. Dolayısıyla 20 tane takım olduğu için birinci ve ikinci gün turnuvaya katılan 10 tane takım oluyor arkadaşlar. Küme çiziyorsunuz. Yani bu sorular hep küme ile ilgili. Kümeyi çizdiğinizde çok rahat bulacağınız sorular. Evet, küme çalışın diyoruz. Boşa demiyoruz. Çok güzel bir soru daha. Evet, 28'i kimler yaptı? Sınav sorusu. Sınav sorusu. Kimler yaptı sınav sorusunu? Kampanya düzenlemiş. Menü alanlara %20 indirim yapılıyor. Ayrıca iki tane içecek ücretsiz veriliyor. İkili menü alanlara bir içecek ücretsiz veriliyor. Yemek yemeye giden 5 arkadaş birer menü ve birer içecek almışlar. 5 arkadaşın her biri birer menü ve birer içecek almışlardır arkadaşlar. Bir menünün fiyatının bir içecek fiyatının 5 katı
olduğu lokantada yemek yiyen 5 arkadaş en az 144 TL ödediğine göre bir menünün fiyatı ile bir içeceğin fiyatının toplamı nedir arkadaşlar? Evet, 3 tane arkadaş burada cevaplamışlar. Demet neredesin Demet? Sen burada bu denemede cebirlerden götürdün herhalde. Fatma sen de bulmuşsun, sen bulmuşsun. Gökhan sen de ses yok. Kadir'de ses yok. Tuna'da ses yok. Evet. Allah razı olsun. Bunlar üç arkadaş da. Güzel. Çözelim arkadaşlar. Şimdi üçlü menü alanlara %20 indirim yapılıyor ve iki tane de içecek ücretsiz veriliyor. Şimdi o zaman bir tane menüye bakın, bir menünün fiyatının içeceğin fiyatının 5 katı olduğu. Bakın menü var ve içecek var. O zaman biz menüye 10x dersek içeceğe bizim 2x dememiz lazım. Doğru mu? Üçlü menü alanlara. Şimdi üçlü menü alacak bu kişi. Yani aslında 30x vermesi lazım. Ama %20 indirim yapıldığı için 6x indirim yapılıyor. Yani bu kişi ne ödüyor? 24x ödüyor. Artı iki tane de içecek ücretsiz verdik. Tamam, içeceğimiz elimizde duruyor. Şimdi bir dursun. Sonra iki menü alanlara iki tane de menü almış bu kişiler. 10, 10, 20. Buradan 20x yapar. İki tane de menü almışlar. Bakın 3 tane menü aldılar. 2 tane menü aldılar. Menüler bitti. Bir tane de içeceğimiz buradan verildi mi? Verildi. 3 tane içeceğimiz ücretsiz geldi. 2 tane içeceğimize para vermemiz lazım. Dolayısıyla 4x buraya para verdik arkadaşlar. Tamam. 144. Buradan 48x eşittir 144 ise x eşittir 3 çıktı. O zaman menünün fiyatı nedir arkadaşlar? Menünün fiyatı burada 30, içeceğin fiyatı burada 6, topladığımızda 36. Evet. Tamam arkadaşlar. Bakın böyle çözüm bu. Yani doğru denklemi kurduğunuzda aslında sorular çıktığını görüyorsunuz. Yani böyle denklem kurmak lazım. Evet, bulan arkadaşları tebrik ederiz. Bulamayan arkadaşlar da üzülmesinler bence. Öğreniyorsunuz. Bunlar her bir strateji arkadaşlar. Bunların her birini öğrendiğinizde ne yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Devam 29. Proje ödevleri kapsamında kızlar üçerli gruplara, erkekler ise dörderli gruplara ayrılıyorlar. Çok şükür Demet. Buldun yani bunu. Allah razı olsun. Kızlar üçerli gruplara, erkekler dörderli gruplara ayrılıyorlar. Oluşturulan grupların sayısı sınıftaki öğrencilerin %30'u kadardır. İnşallah öyle diyelim. Bakalım bizim sorularla büyüyenler, bizim soruları görenler, sınava girdiğinde inşallah bunlar soru muymuş filan dersiniz. Bakalım beraber dinleyeceğiz. 20 günümüz kaldı. Heyecan yok, stres yok, panik yok. Siz böyle deyince daha çok yapacaksınız. Toplam 120 öğrenci olduğuna göre erkek öğrenci sayısı. Şıklardan gidebiliriz arkadaşlar. Yani aslında şıklardan gitmek de mümkün burada. Ama şıklardan yapmayalım tabii. Kızlar üçerli gruplara, erkekler dörderli gruplara ayrıldığında yani şöyle mesela biz kızlara 3x diyelim. Erkeklere 4y diyelim. Tamam. Şimdi sınıfta 3x artı 4y eşittir 120 olacak. Kızlar üçerli gruplara ayrıldığında x tane grup oluyor. Erkekler dörderli gruplar arasında y tane grup var. Bu grup sayısı. Tamam. Şimdi grup sayılarını bakın grup sayılarını x artı y %30'u kadar olduğu için 120 zaten. 120'nin %30'u nedir? 36 kişi. O zaman x artı y eşittir. 36 tane de grup oluyor.
Buradan basit. 3x artı 4y 120. X artı y 36. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu da altına yazalım. 3x artı 4y eşittir 120. Şurayı eksi 3 ile çarpıyoruz ve alt alta topluyoruz. 3x'ler birbirini götürdü. Burada ne oldu? Y kaldı. Y eşittir 12 oldu. X eşittir 24 oldu. Şimdi kızlar 3x'ti. O zaman kızlar buradan nedir? 72 olur. Erkekler 4y'di. 48 olur. Sınıfta kaç erkek öğrenci var? 48. Evet, şıklardan gitmek burada rahat olabilir. Soru şöyle de değiştirilebilir. Kızların, erkeklerin sayısı, işte kızların sayısı erkeklerin sayısından kaç fazladır gibi bir şey söylersek, o zaman şıklardan gitmek daha zor olacaktır misal. O zaman şıklardan deneyebilirsiniz yine ama gerek yok. Zaten soru kendince bir kalite var. Bir de zorlaştırmanın da gereği yok. Toplumun içinde sadece rakamlar yazılacak olup 3 kutu içine yazılacak sayıların toplamı 20 olmaktadır. Kutulara yazılacak sayıların toplamı en az kaçtır? Evet, değişecek bu soru. Şimdi bu soru neden değişecek? Sonra değişecek bu soru. Neden değişecek? Çünkü ne yaparsanız yapın 40'ı buluyorsunuz. Evet, yani ben normalde hani şey diyorum, yerine tek tek yazmak değil de A dedim, B dedim, C dedim. A, B, C'nin toplamı 20 olacaksa o zaman B, C var. Şurası A olmak zorunda. B, C, A. C, A burası B olmak zorunda. A, B burası C olmak zorunda. Şimdi baktığınızda A, B, C'nin toplamı 20 ise yine A, B, C'nin toplamı 20 olacak. Bunun cevap 40 oluyor. Yerine yerleştirdiğinizde de 40'ı buluyorsunuz aslında. Şuraya ekstra bir kutu daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Ekstradan bir kutu daha ekleyeceğiz. Buranın durumunu isteyeceğiz. O zaman yine aynı mantıkla düşüneceksiniz. Sadece burada A'ya mesela 1 vereceksiniz. En son şu kutuya da 1 koyduğunuzda cevabın 41 olduğunu göreceksiniz. Mesela böyle bir şey yapılabilir. Aklınızda olsun. Böyle bir şey olursa ABC, BCA, CAB, ABC. Bunlar böyle eşit oluyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta soru şöyle de yapılabilir. Mesela işte burada ardışık 3 tane kutunun toplamı 20 olduğuna göre. Mesela şuraya 2 yazabilir kişi. Şura 2 olacağından burası da 2 oluyor. Örnek veriyorum. Şuraya 2 yazdı. Mesela geldi buraya 12 yazdı. Örnek veriyorum. Sonra mesela şunu diyebilir. Yani şu kutunun numarası nedir? Diyebilir. Burası 12 olduğundan dolayı burası da 12 olacak. Mesela örnek veriyorum. Burası 6 olacak. Dolayısıyla burası 6 oluyor. Gibi bir durum yapılabilir aslında. Daha güzelmiş böyle. Aklınız olsun. Tamam. Otuz bir arkadaşlar. Ayşe öğretmen öğrencilerin her birine dörder kurabiye düşecek kadar. Dörder kurabiye düşecek kadar. Kurabiye sınıfa getirmiştir. Öğrencilerin bir kısmı sınıfa gelmemiştir. Sınıfa gelen öğrencilerin 15 tanesine 4 tane, kalanlara 5 tane kurabiye verdiğinde 8 kurabiyenin arttığı görülmüş. Sınıfa gelmeyen öğrenci sayısı gelenlerin 1 bölü 5'i olduğuna göre toplam kurabiye sayısı kaçtır arkadaşlar? Kimler çözdü? Kimler çözdü bu soruyu? Size sınav ayarında sorular. Evet, Gökhan tekrar sağlara dönmüşsün. Tuna, hiç sesin çıkmıyor var ya, sessiz sedasız. Sobanın köşesinde oturuyor musun? Ne yapıyorsun? Çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi öğrencilerin her birine dörder kurabiye düşecek kadar kurabiye getirmiş. Öğrencilere bir bakalım derken şurayı düşünüyoruz. Gelmeyen öğrenci
Gelen öğrencilerin 1 bölü 5'i. O zaman gelen öğrenci 5x olsun, gelmeyen öğrenci x olsun. Sınıftaki toplam öğrenci sayısı aslında 6x. Öğrencilerin her birine 4 kurabiye düşecekse 6x çarpı 4'ten 24x tane kurabiye getirmiş bu kişi. Tamam. Sonra o zaman diyoruz ki toplam kurabiye 24x eşittir. Öğrencilerin 15 tanesine 4 tane vermiş. 15 çarpı 4 artı geriye kalanlara 5 tane kurabiye vermiş. O zaman geriye kalanlar 5x eksi 15. Geriye kalanlar bunlar. Bunların her birine de 4 tane kurabiye vermiş. Artı 8 tane de kurabiyemizin arttığı görülmüş arkadaşlar. Tamam. Denklemimizi böyle oluşturursak zaten gerisi çıkacaktır. 24x eşittir 60 artı 20x, 20x mi? 5 kurabiye. Bir dakika. Geriye kalanlara 5 kurabiye veriyor. Evet. Şimdi böyle yapacağız. Ondan sonra çıkmayacak. Geriye kalanların her birine 5 kurabiye vereceğiz. Dolayısıyla 25x eksi 75 artı 8. Buradan buraya gittik. Burada bir x kaldı. Bakın bu tarafta bir x kaldı. 60, 68, eksi 7. Dışarı attığımızda artı 7 olacak. Buradan x'i ne bulduk? 7 bulduk. Toplam kurabiye sayısı x eşittir. 24 çarpı 7'den 168. Evet, çözüyoruz arkadaşlar. 32. Yeni açılan bir GSM operatörü, çok güzel bir soru. Açılışa özel kampanya yaparak müşterilerine 3, 6, 12 aylık üyelik paketleri satmış. 12 aylık üyelik paketlerini satın alan müşterilere fazladan 3 aylık paket hediye etmiştir. Kampanya sonunda 75 yeni üye kazanılmış olup toplam 390 aylık üyelik paketi satılmıştır. Kampanya boyunca müşterilere 36 ay hediye edilmiştir. Buna göre tüm 3 aylık üyelik paketlerinin sayısı nedir arkadaşlar? Evet, kimler yaptı? Rukiye yaptın mı Rukiye? Gökhan yapmamış. Ayşen yapmış. Sen bakamadın. Ne işin var burada? Arkadaş gidip denemeni çözsene ya. Sonra yazacaksın. Diyeceksin ki hocam 45 net yaptım. İkinci denemede. Hepsini çözdük zaten. Denemeyi çözmeyenlere yasak arkadaşlar. Çözüp gelin. Evet. Üçüncü deneme yarın değil. Öbür gün inşallah sabah elinizde olacak. Anca yetişiyor. Şimdi 3 aylık, 6 aylık yani denemeyi çözmeyeni kovarım. Yapacak bir şey yok. 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık üyelik paketleri satılmış. Kaç tane 12 aylık üyelik paketi satılmış biliyor musunuz? Biliyorsunuz aslında. Kaç tane biliyor musunuz? 36 ay hediye edilmiş. Görüyor musunuz? 36 ay hangi durumda hediye ediliyor? 12 aylık üyelik paketler alana 3 aylık paket hediye ediliyor. Toplam 3 ay, o zaman 36'yı 3'e böldüğümüzde 12 tane, 12 tane, o zaman 12 aylık paket hediye edilmiş, yani satılmış oluyor. 12 tane 12 aylık üyelik paketi satılmış oluyor. Bunlar 6 ayı hediye edilmiş oluyor arkadaşlar. Tamam. Sonra buraya x dedik. Toplam 75 tane üye kazanılacağı için o zaman burası 63 eksi x. Çarpalım şimdi. 3 çarpı 63 eksi x artı 6x artı 12 çarpı 12 eşittir. 390 aylık üyelik paketi satılmış oluyor arkadaşlar. Satılmış oluyor. Tamam. Buradan sonrası kolay. 189 eksi 3x artı 3x artı 3x değil artı
6x artı 144 eşittir 390. Şimdi 189 ile 144'ü topladığımızda 193, 233, 333 mü yapıyor? Aynen. Burada 3x var. 3x eşittir 57. 57 olacak. X eşittir 19. 3x 57. 3 aylık üyelik paketleri. Dolayısıyla 63, 3 aylık üyelik paketleri nedir arkadaşlar? 63 eksi 19. 19 mu 18 mi orası ya? Neden olmadı öyle? X oradan 19 çıktı değil mi? Hediyeleri şey yapmadık ya. 75 yeni üye kazanılmış. Evet. 18 gibi bir şey mi çıkması lazım ya X'in? Cevap B mi? Şıklar ne arkadaşlar? Toplam 390 aylık üyelik paketi satılmış arkadaşlar. 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık üyelik paketleri satılmış. Müşterilere toplam 36 ay hediye edilmiş. Dolayısıyla 12 tane satılmış olacak. Evet, burada 75 yeni üye kazanılmış. 189 eksi 3x. 189 ile 144'ü toplayınca şey mi yapıyor? 333 yapıyor değil mi? 390'dan 333 çıkarınca 57. X oradan 19 geliyor. Aslında 19 olması lazım. Cevap buradan 44 mi geliyor? 44 mi? 45 mi geliyor? Neden böyle olmuş bu? Bunu yaptık biz daha önceden. Evet, bir bakalım arkadaşlar. Nerede bir hatamız var? Nerede 56 oluyor işte? Sorun orada. Neden 56 oluyor? Ama neye göre 56? Şimdi 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık üyelik paketleri satın alan müşterilere 3 aylık paket hediye edilmiş. 390 aylık üyelik paketi satılmış. Ha, toplamda herhalde. Yani oradan bir de 36'yı çıkarmamız mı lazım? ...180 demişsin. Oradan bir de 36'yı çıkaracak mısın? X oradan 7 çıkıyor değil mi? He, tamam. Pardon. Oradan tabii bir şey çıkarmamışız. Ne olmuş? Kampanya boyunca 390 aylık üyelik paketi satılmış. Doğru. Hediye edeni çıkarmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani buraya ekstra doğru diyorsunuz. Şimdi orayı dahil etmeyince tabii böyle çıktı. Evet, şuraya ekstradan bir de 36 aylık hediye edildiği için bununla beraber 390 olması lazım. Evet, bunu da dahil ettiğimizde çıkacaktır. Buradan ne geliyor? 3x eşittir. Buranın tamamı 333 nedir? 36 daha 369 yapar. Eşittir 390. Buradan 3x eşittir 21. X eşittir 7. Doğru. X'e 7 koyduğumuzda 7 kişi 6 aylık üyelik paketi almış. 56 kişi 3 aylık üyelik paketi almış oluyor. Mesela şu hediye edileni biz dahil etmedik. Onu dahil edince çıkacak. Evet, doğru. Doğru Ayşe. Yani 390 aylık üyelik paketi toplamda satılmış oluyor. Hediye edilenle beraber 390 oluyor. Evet, doğru. Buradan 7 çıkıyor, 56 çıkıyor. Soru böyle arkadaşlar. Bunun çözümü de böyle. Güzel bir soru. Zor bir soru. Evet, 33'ü kimler yaptı?
Hepsi özdeş olan 12 tane çubuk kullanarak, 12 tane çubuk kullanarak sayılar oluşturmuş. Hangi sayı için kaç çubuk gerektiği altına veya üstüne yazılmıştır. Siz yorulmayın diye böyle yazdım ben bunları tek tek. 124 yazmak için 11 tane çubuk, 85 yazmak için 12 tane çubuk kullanılıyor. Örnek vermişiz. Bunlar hepsini anlatmışız. Çubukların tamamını bir kez kullanarak yazabileceği 3 basamaklı rakamları farklı en küçük sayının rakamlarının toplamı nedir arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? Yani böyle bir sayısal mantık kokuyor. Bir mantık, bir zeka var soruda. Şunu fark ettim. ÖSYM her yıl, biz bunlar rutin olmayan problemler diyoruz. ÖSYM her yıl DGS'de bir tane rutin olmayan bir problem soruyor arkadaşlar. Bunun gibi buna benzer rutin olmayan yani mantık gerektiren bir soru mutlaka var. O yüzden böyle sorular bulmaya çalışıyoruz sizin için. Şimdi burada yapalım. Rakamları farklı en küçük 3 basamaklı sayının rakamlarının toplamı soruyor. Şimdi biz buraya 1 yazacağız. Bakın 1 yazmak için 3 kullanacağız. 3 tane çubuk kullandık. Sonra diyorum 2 yazacağım. 2 yazarsam 3 ile 5'in toplamı 8 olur. 12 tane çubuk kullanmam lazım. Ortada 4 yok. 3 de yazarsam yine 5 tane kullanacağım. Ortada 4 çubuk yok. Dolayısıyla buradan sonra 1'in yanına 4 yazmam lazım. Bakın 4 için de burada 3 tane çubuk kullandım. Şurada da 3 tane çubuğum var. Toplam 6 tane çubuk oldu. Bana 6 tane çubuk oluşturabileceğim en küçük sayıya bakıyorum. Burada 6 var arkadaşlar. İşte 6'yı oluşturmam lazım şu şekilde. Burada da 6 tane çubuk kullanmışız. Topladığımızda toplam 12 tane çubuk kullanmış olacağız. Rakamlarının toplamı 1, 4, 6 topladığımızda 11 yapıyor. Evet, soru çok güzel. Sorunun mantığı çok güzel. Alın size yapın demişiz ya. 34. Grafik problemlerini seven arkadaşlara gelsin. Türkçe, matematik, tarih, İngilizce derslerinin bir ayda kaç saat işlendiği sütun grafiğinde, tüm derslerin toplam sürelerinin dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir. Grafikte Türkçe dersi tarih dersinden kaç saat fazla işlenmiştir arkadaşlar? Kimler yaptı bu soruyu? Yapanınız yok mu? Kimler yaptı? Neden yapmıyorsunuz bu soruları? Demet bir tane de daha dersen senin yaptığına inanacağım. Sümeyye hoş geldin. Demet zaten toplasak 5 tane soru yapmışsın. Bunların bir tanesi bu zor olan grafik problemleri mi? Bir tanesi. Helal olsun. Tebrikler. O basit soruları yapamadın. Geldin grafiği yaptın yani. Valla yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi çözelim mi arkadaşlar? İngilizce 12 saatmiş. Görüyorsunuz. İngilizce 12 saat. Matematik 24 saat. İngilizcenin açısını vermişiz zaten. 72. Matematikte İngilizcenin 2 katı olacak. O zaman açı olarak matematiğin 144 olması lazım. Bunların toplamı ne olması lazım? 360 olması lazım. Burası ne yaptı? Topladık. Burası 180 yaptı. O zaman burada bu ne oluyor? Tarih oluyor. Tarihin 36 derecelik bir açı dilimine sahip olduğu görülüyor. Türkçenin açı dilimi 108. Tarihin açı dilimi arkadaşlar 36 derece. Çıkardığımızda 72 derecelik bir açıya sahip olduğunu, yani Türkçenin tarihten 72 derecelik bir dilim olarak fazla olduğunu buluyoruz. 72 olan var mı? Bakıyoruz. İngilizce 72'ymiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. İngilizcenin açısı zaten 72 ve İngilizcenin karşılığı zaten 12. Dolayısıyla hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 72 derece 12'ye eşitmiş. Allah size yapın demişim ben de. Evet.
Basit düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Basit düşünmüyorsunuz. Grafiklerden korkuyorsunuz. Sorun burada. Grafiklerden korkuyorsunuz. Basit düşünseniz aslında açılar arasındaki farklara bakıyorsunuz arkadaşlar. Grafiklerde biz grafik problemlerini anlatırken bol bol biz bunlardan bahsettik. Açılar arasındaki farklar. Kesinlikle bunlara bakacaksınız. Evet, problemler kamplarını o kadar boşa yapmadık. Bunlar hepsi etkili. Ya böyle basit düşünüyor arkadaşlar. Yani çok zor değil. Evet, geldik. Aslında ya şuraya kadar bu ya ben bunları değiştirmiştim ya. Şuraya kadar şu 35 ile 36 37 38 ve 39'u ben değiştirmiştim de. Değiştirdiğim ya bunların soru tarzlarına benzer soru tarzlarını değiştirerek aslında koymuştum ben. Unutmuşum ya. O kadar da uğraştım ya bunları değiştirmek için. Şimdi burada görünce aklıma geldi. Sıkıntı yok aslında yani şunlar aynı tarz sorular ama daha farklı olacaktı. Neyse sıkıntı yok. Şimdi görünce böyle bir hüzünlendim ya. Nuran'ın 2021 yılındaki yaşı, annesinin 2011 yılındaki yaşının yarısından 3 fazladır. Nuran doğduğunda annesi 27 yaşında. Olduğuna göre annesi kaç yılında doğmuştur? Gökhan. Kardeş, ne diyelim? Biz bunları çözdük aslında. Benzerlerini çözmüş olabiliriz. Bunu da çözmüş olabiliriz. Kim problemler kampına katıldı? Problemler kampına katılan arkadaşlar. Demet sen katılmışsındır. Kesin hatırlıyorsun bu soruyu. Evet. İzle onları Demet. Sınav bitti zaten. Sınav geldi. Sınavdan sonra izleme ha. Şimdi izle ki işe yarasın. Evet, izleyin arkadaşlar onları mutlaka. Nuran'ın 2021 yılındaki yaşı annesinin 2011 yılındaki yaşının yarısından 3 fazladır. Şimdi Nuran var. Annesi var. Şimdi annesinin 2011 yılındaki yaşının yarısından 3 fazlaysa annesinin 2011 yılındaki yaşına biz ne diyoruz? 2x diyoruz. Tamam mı? Annesinin 2011 yılındaki yaşı 2x'miş. Şimdi Nuran'ın 2021 yılındaki yaşı annesinin 2011 yılındaki yaşının yarısından 3 fazlaymış. Şimdi bu böyle. Ama şimdi bunların aralarındaki yaş farkının 27 olabilmesi için aynı yıla denk gelmeleri lazım. Dolayısıyla annesinin 2011 yılındaki yaşı 2x ise 2021 yılındaki yaşı 2x artı 10'dur. Annemin bugündeki gerçek yaşı 2x artı 10. Nura'nın bugündeki gerçek yaşı x artı 3. Şimdi bu aradaki farkın 27 olması lazım arkadaşlar. 2x artı 10 eksi x artı 3 eşittir 27 olacak. Buradan x eşittir 20 olması lazım. Tamam. X 20 ise o zaman şöyle düşünebilirsiniz. Annesi 2011 yılında 40 yaşında. 2011'den 40'ı düşün arkadaşlar. 1971 yılında doğmuş olacak. ...1971 yılında doğmuş oluyor.
Oldu. Bakın çok güzel bir yaş problemi sorusu. 36. Cevap 81. Neden öyle diyor Ayşen? Biliyor musun? Neden öyle diyor? Çünkü ben bunları değiştirdim. Ben bu soruları değiştirdim. O yüzden bazı soruların şıklarını da değiştirdim. Sonra size yetiştireyim derken geldim, çözümlerini yaptım ama değiştirmiş olduğumu iş yerinde bıraktım. Bunlar da değişmemiş olanlar. Bazıların şıkları aynı kaldı. Böyle bir tuhaf bir durum var. Şu an çözünce fark ediyorum. Yani aslında böyle bir şey olmaması lazım yani. Evet, yani o soruya göre şık öyleydi. Evet, bunu acilen benim düzeltmem lazım. Neden böyle olmuş? Üzgünüm. Maalesef üzgünüm. Başka şıklarda hata var mı? 36'dan sonrasında. İnşallah. Var diyorsun. Demet, hadi artı bir yaptık hadi. Bakalım arkadaşlar. 35'in cevap anahtarı ne olacak? B olacak değil mi? Bana en son hatırlatın ya. Şunları düzeltelim ya. Şimdi bir öğretmen kalemlerini 4'er, 10'ar ve 16'şar paket halinde dizmekte. 4 ve 10 kalem bulunan paketlerin sayısı tüm paketlerin %75'ini, 10 ve 16 kalem bulunan paketler ise tüm paketlerin %75'ini oluşturuyor. Paketlerde ortalama kaç kalem vardır? Evet, bunu yaptınız. 4'er, 10'ar ve 16'şar kalem bulunan paketler var. 4 ve 10 kalem bulunan paketlerin sayısı tüm paketlerin %75'ini. Şimdi şu ikisi %75 ise o zaman bu nedir? %25. Doğru mu? 10 ve 16 %75 ise o zaman bu arkadaş da %25. Bu arkadaş da %50. Böyle. Çarpıyorsunuz, topluyorsunuz arkadaşlar. 4 çarpı 25 100. 100 çarpı 10 çarpı 50 500. 16 çarpı 25 400. Bölü. Bölü. Ne yapıyoruz? Yüzdeliğe bölmemiz lazım. Burada 100 tane var. Dolayısıyla 100'e bölüyorsunuz. Ortalama 10 tane kalem oluyor. Evet, bunun cevap anahtarı ne arkadaşlar? 36. sorunun. Allah Allah. Niye söylemediniz bana daha önceden ya? Bu kadar hata olmaması lazım demediniz mi? Başka çözen var mı arkadaşlar 36'yı? Hatta bakayım şu an kağıt yanımda. Ben düzeltmiştim. Düzelttiğim kağıt da yanımda. Dersten önce bilseydim düzeltirdim. Kesinlikle düzeltirdim. Bakıyorum. Soruyu ne yapmışım? Soruyu düzelterek ne yazmışım? Ona bakacağım. Allah'tan kağıt yanımda. Evet. Heh. Soru yaş sorusu ne arkadaşlar? Yaş sorusunu düzelttik ne yazmışım onu söyleyeyim. Cüneyt'in 2030 yılındaki yaşı annesinin 2021 yılındaki yaşının 4 fazlasının yarısına eşit. Cüneyt doğduğunda annesi 24 yaşında. Cevap D şıkkı demişiz. Evet, yanlış. Buna da D demişiz. Bu da yanlış. Aslında bunun C olması lazım. Doğru. Değiştirmişim soruları da. Evet, kağıda dikkat etmedim ben ya.
Üzüldüm şimdi ya. O kadar da uğraşmıştım ya. Bir okulda çalışan öğretmen ve öğrencilerin toplam sayısı 240. Evet, artılarınızı yazın arkadaşlar. Hatalarınızı düzeltelim. Çalışan sayısı ile öğretmenlerin toplamı öğrencilerin üçte birine eşittir. Geziye öğrencilerin %20'si, öğretmenlerin %25'i ve çalışanların tamamı katılacak olup katılacak kişisi 60'tır. Geziye katılacak öğretmen sayısı kaçtır arkadaşlar? 37'nin cevabına E demişiz. Aslında cevabı ne bunun? Ne bulmuşsunuz siz? Cevabı E mi? İyi, tamam, çok şükür. Bunun cevabında sorun yok o zaman. Çözen var mı arkadaşlar? Demet, çözdün mü? Sonra artı bir yazmayasın oraya. Sorular benim sorularım. Doğrudur. Çözelim arkadaşlar. Kitabım yok. Kitap çıkarmıyorum Biz gizli takılıyoruz ya. Hanifi Hoca'nın gizli tarikatı. Ya işin esprisi tabii de kitap çıkacak inşallah da sana yetişmez ya. Seneye kamp kitabı olarak çıkaracağım. DGS, ALES, KPSS kamp kitabı diye çıkaracağım inşallah. Yani bu sene kazanırsın KPSS'yi. Seneye alırsın yine kitabı ya. Ne olacak? Kazanırsan alırsın. Tuna mesela alıp bütün Kars'a dağıtacakmış. Hediye edecekmiş bütün Kars'a. Evet, yapalım arkadaşlar. Şimdi çalışan sayısıyla öğretmenlerin toplamı öğrencilerin üçte birine eşit. Bakın. Çalışan şuraya öğretmen yazalım. Öğretmen olsun. Bu da öğrenci olsun. Tamam. Çok öğretmen olmadı ama. Şimdi çalışan sayısıyla öğretmenlerin toplamı, bu ikisinin toplamı öğrencilerin üçte birine eşit. Şimdi o zaman toplam, yani çalışanla öğretmenlerin toplamına biz x dersek öğrenciler de 3x olur. Yani toplam 4x kişi var arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilirsiniz. Yani 4x kişi 240, o zaman x kişisi burada 60 olur. O zaman burada 180 tane öğrenci olduğu, çalışanla öğretmenlerin toplamının 60 olduğu ortaya çıkar, tamam? Şimdi o zaman şöyle yapalım. Öğrencilerin %20'si, yani o zaman mesela x tane öğretmen, 60 eksi x tane de çalışan var. Şöyle diyebiliriz. Öğrencilerin %20'si. Bunun %20'si nedir? Öğrencilerin %20'si katılacaksa o zaman çarptığımızda 36 kişi olur. Öğrencilerden 36 kişi katılacak. 36 artı öğretmenlerin %25'i, o zaman öğretmenlerin %25'i nedir? X bölü 4. Yani bir ifadeyi 4'e böldüğünüzde %25 olur. Ya da 25 x bölü 100 yazabiliriz. Artı çalışanların tamamı katılacakmış. Yani 60 eksi x kişisi katılacakmış arkadaşlar. Tamam. Toplam katılacak kişi sayısı da 60'mış. Burası 60 olacak. Şimdi böyle bir durum var. O zaman zaten buradaki 60, buradaki 60'ı götürür. O zaman şöyle diyebiliriz. X eksi x bölü 4, x eksi x bölü 4 eşittir 36 ise 4x 3x, 3x eşittir 144, x eşittir 48 kişi. Tamam. Yani o zaman çalışan sayısı, yani öğretmen sayısı da 48'dir. Çalışan sayısı da 12'dir. Öğretmenlerin %25'i katılacakmış.
Yani x bölü 4 öğretmen katılacaksa, şuraya yazıyorum. Bakın x bölü 4 katılacak. 48 kişi var. 48 bölü 4'ten 12 tane öğretmen katılacak olmuş buraya. Evet, 37'nin cevabı Adana arkadaşlar. Tamam. Bunları düzelteceğim. Ne buldun Rukiye? 37'yi. Allah Allah. Evet. Şey yazıyorsun hemen, çözüm resmini çekiyorsun. İtiraz başvurusu için. İtiraz başvurusu için arkadaşlar. Göndereceğim IBAN hesabına 20 lira yatırıyorsunuz. Sonra resmini çekiyorsunuz. Artı bir net için. Evet. Şimdi ÖSYM öyle yapıyor yani. Şimdi sen soruya itiraz ediyorsun. 20 lira da yatırman lazım. Artı bir net istiyorsan Rukiye. İtiraz başvurusu için arkadaşlar. Aman aman, şimdi bunu da gerçek zannederler. "38, su oranının %40 olduğu zeytinyağı ile sudan oluşan bir karışımda zeytinyağı ayrıştırılmak isteniyor. Bunun için tasarlanan bir makinede 3 dakikada 500 mililitre zeytinyağı ayrıştırılmaktadır. İşlem 45 dakika sonunda bittiğine göre karışımdaki su miktarı kaç litredir?" Evet arkadaşlar, sizdeyiz. Güzel sorular değil mi? Evet, doğrudur Demet. Yani kusura bakmayın arkadaşlar, böyle olduğunu bilmiyordum. Böyle olduğunu bilseydim kesinlikle düzeltirdim. Yani ben düzeltmiştim çünkü soruları, değiştirmiştim bu soruları. Bu soruları niye değiştirdim? Çünkü kamplarda bu soruları çözdük zaten. Yani kampta çözdüğümüz soruların aynısını denemeye koymak istemedim açıkçası. Sonra bize hoca aynı soruları çözdürüyor diye, demeyin diye diyen arkadaşlar olur diye soruları değiştirdim ben. Evet, yani keşke. Sorular da aslında hatalı değil de cevap anahtarı hatalı Sümeyye. Sorularda hata yok yani. Evet, ufak bir anlaşmazlık olmuş benle sorular arasında. Eyvallah Gökhan. Çözelim arkadaşlar. Su oranı %40 oldu. Ayrıştırmak isteniyormuş. 3 dakikada 500 mililitre zeytinyağı ayrıştırılıyor. 3 dakikada. O zaman 0,5 litre zeytinyağı ayrıştırılıyor arkadaşlar. 45 dakikada bunun 15 katını alacaksınız. Bunun da 15 katını alacaksınız. Ne olacak? 7,5 litre yapar. 45 dakikada 7,5 litre zeytinyağı ayrıştırılıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi %40 su oranı, %60 zeytinyağı olduğundan dolayı %60'ı 7,5 litre ise %40'ı arkadaşlar nedir gibi bakarsanız, buradan x eşittir 5 olacak. Evet, 38'e ne yazmışız? Şimdi bakıyorum. D yapmışım. Çok güzel. Şıkları da değiştirmişim. Hadi soruları değiştiriyorsun. Şıkları niye değiştiriyorsun arkadaş? Değil mi? Şıklar var aynı olsa. Evet. Arkadaş. Her soru için şey yapalım, kampanya yapalım o zaman. Vay be Rukiye. Evet, 39. soruyu doğru yaptıysanız olabilir arkadaşlar. Ahmet bir davete katılmak için 12'de çıkıyor. 39'a bakalım cevabı neymiş?
Bendeki cevap anahtarında D gözüküyor. Buradaki cevap anahtarında ne var? 39'da. Düzelteceğim bunu arkadaşlar. Düzeltmek zorundayım. Evet, 39'un cevap anahtarında ne gözüküyor arkadaşlar? D. Ha, bu doğru. Evet, tamam. Çok şükür. 39 doğruymuş. Çok şükür ya Rabbi. Hamdolsun. Tamam. 12'de evden çıkıyor. Otomobiliyle saatte 120 kilometre hızla giderse 40 dakika erken. 90 kilometre hızla giderse 20 dakika geç kalıyor. Ahmet 80 kilometre hızla giderse gideceği yere saat kaçta varır? Evet, kimler yaptı bunu? Bunun cevap anahtarı da doğru arkadaşlar. Artı bir yazmayın sonra ha. Allah razı olsun. Güzel, güzel. Sümeyye, sen ne biçim sözelcisin ya? Sen bu soruları yapıyorsun, sen sözelci değilsin ya. Sözelciler bu soruları yapamazlar. Bir hata olmalı. Ben seni sözelci biliyorum. Anladım. Ama şeye sözel de giriyorsun değil mi? DGS'ye. Sözel olarak giriyorsun. Anladım. Sen çok şanslısın o zaman ya. Daha ne istiyorsun ya? Sınavda 20 tane matematik yapacaksın. Oo. Sümeyye var ya, çok şanslısın bence. 50 tane Türkçe, 15-20 tane matematik yaparsan derece yaparsın. Yani kesinlikle sözelde dereceye oynarsın. Ben sana açık ve net söyleyeyim. Elinde böyle bir fırsat varken sözelde derece yap. Çünkü sözelcilerin yaptığı matematikte 3-5 tane yani. 6-7'yi geçmiyor. En fazla yapan 10 tane yapıyor. Ben 10 taneden yukarı sözelde 10 taneden yukarı yapan görmedim. İnşallah. Yani Türkçeni iyi yaparsan çok güzel olur. Şimdi 12'de evden çıkarsa saatte 120 kilometre hızla giderse 40 dakika erken varıyormuş. Şimdi ya dakikayı saate çevireceksiniz ya da kilometreyi dakikaya çevireceksiniz arkadaşlar. Şimdi böyle bir durum var, tamam mı? 40 dakikayı biz saate çevirelim. 40 dakika dediğiniz nedir arkadaşlar? 2 bölü 3 saat değil mi? Bakın 2 bölü 3 saat yapacaksınız. 20 dakikayı da saate çevirdiğinizde 1 bölü 3 saat yapar. Böyle, çünkü kilometre ile dakika aynı anda olmaz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın şöyle. 120 kilometre hızla gidiyor. 120 kilometre hızla gidiyor. T saatte varması gerekir. 40 dakika erken varıyor. T eksi 2 bölü 3 eşittir 90 kilometre hızla gidiyor. T saatte gitmesi lazım. 20 dakika geç varıyormuş. Dolayısıyla T artı 1 bölü 3. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada 30'a böldünüz. 30'a böldünüz. Burada 4 geldi. Hatta bölmeyelim ya. Bölmeden yaparsak çünkü daha rahat olacak gibi. 120 T. Buradan 120 T. Eksi 240'ı 3'e böldük. 80 eşittir 90T artı 30. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attığımızda neden böyle oldu? 110 oldu orası. Ya böyle olması lazım. 120 kilometre hızla giderse 40 dakika erken varıyormuş. 2 bölü 3. 40 dakikamızı ne yapacağız? Geri çıkaracağız. Doğru. Burada niye böyle oldu ya? Evet, şimdi şöyle yapalım. 30T eşittir 110 olacak. T buradan 110 bölü 30 oldu.
Yok, olmadı. 80 kilometre hızla giderse. Biz bunu niye böyle yaptık? Bu böyle olmadı. Acaba çevirmediğimiz için mi oldu? Burada nerede hata yapıyoruz şu an? 40 dakika erken varıyormuş. 120 kilometre hızla gidiyormuş. Evet, çevirmemiz lazım. Çevirmedik diye mi acaba oldu? Şimdi 120 kilometre hızla giderse davete 40 dakika erken varıyormuş. O zaman şey yapabiliriz ya. Şöyle yapabiliriz. Şimdi 60 dakikada 120 kilometre hızla giderse 1 dakikada 2 kilometre almış olacak. Şimdi böyle yapalım. Şimdi diğerine de bakalım arkadaşlar. 90 kilometre hızla giderse o zaman 60 dakikada 90 kilometre giderse 1 dakikada böldüğümüzde 1,5 kilometre gidecek. Şimdi böyle yapalım. Şimdi dolayısıyla dakikada 2 kilometre gideceği için 40 dakika erken varacak. Dolayısıyla T eksi 40 olacak değil mi? Varması gereken zaman o zamandan 40 dakika erken varacak. Dakika olarak yapacağımız için bizim bunu 2 ile çarpmamız lazım. 1,5 kilometre hızla gidecek. 20 dakika geç varacak. T artı 20 olması lazım. Buradan yine aynı şeye mi dönüyor? Burada da aynı şeye dönüyor gibi durdu ama. Evet, bakalım buradan. 2T eksi 80 eşittir 1,5T artı 30. Buradan da aynı şeye döndü aslında. 0,5T eşittir 110. T eşittir 220. 220 dakika. Aynen. Ya böyle yapınca daha rahat oldu. Tamam. Şimdi onu bir de dakikaya çevirmemiz lazım. Aslında biz orada yapmıştık ama orada yaptığımız da doğruydu. Bizim onu bir de 60'la çarpmamız lazım. Biz ne bulduk az önce? O da doğruydu aslında. T ne bulduk biz orada? 110 bölü 3 bulduk. 30 bulduk değil mi? Bizim bunu bir de 60'la çarpmamız lazım. Çünkü bizim bunu dakikaya çevirmemiz gerekiyordu. Evet, orada aslında yine 220'yi bulmuş olacaktık. 220 dakikada varmış olması gerekiyor arkadaşlar. Yani burada varacağı süre bu kişinin aslında 220 dakikalık bir süre olması lazım. T'ye 220 yazalım. Şimdi gideceği süre neydi? 2 çarpı nedir? T eksi 40 buradan 2 kilometre ile gidecek. 220 var. 220'den 40'ı çıkardığımızda 180. Yani gideceği mesafe 360 kilometrelik bir mesafe arkadaşlar. Sonra 360 kilometreyi 80 kilometre hızla giderse 360'ı bizim 80'e bölmemiz lazım. Buradan 9 bölü 2 değil mi? 9 çıkıyor. Yok, buradan 9 bölü 2 yapar. Yani 4,5 saat. 4,5 saatte bunu varmış olması gerekiyor. Cevap E. Evet, siz bunu ne buldunuz arkadaşlar? D bulmuşsunuz. Bende mi bir hata var? Sizde mi bir hata var arkadaşlar? Hemen alalım cevapları. Kimde bir hata var? Kimde bir hata varsa söylesin. Evet, bir arkadaş daha D demişti. Aslında az önce de aynı şey çıkıyordu. Demet, sen nasıl buldun? Sende de 4,5 mu? 16-15 mi? Aslında az önce de çıkıyordu. Yani oradan da yine 220 çıkıyor. Sümeyye, sen nasıl buldun? Demet, sen D demişsin ya. Gördüm diye ondan diyorum. Evet, başka bir soru da olabilir. Evet, bunun cevabı 16-30 arkadaşlar. Cevabı 16-30. Yani normal şartlarda bu kişi yani varması gereken normalde T 220 ile varmış olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda şurada 220 yerine koyduğumuzda 180, şuraya da koyduğumuzda aynı şey. 360 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz.
Şimdi bakalım. Mesela 360 kilometrelik bir mesafeyi saatte 120 kilometre hızla giderse ne olacak? 3 saatte varmış olacak. 90 kilometre hızla giderse bu kişi 360 kilometre, bu da 4 saatte varmış olacak. Şimdi varması gerektiği mesafe saat 15:40 olması lazım normal şartlarda. 40 dakika erken vardı. Şuradaki duruma göre baktığınızda, çünkü 15'te varmış oldu. 4 saatte varacağı için bu durumda da 16'da varmış oldu. Yani varması gereken durum aslında bu arkadaşlar, tamam mı? Yani bu duruma göre şartlara koyduğumuzda oluyor. Şöyle de soru değiştirilebilir. Mesela 80 km hızla giderse kaç dakika geç kalır davete filan. Baya bir işte çetrefilleşilebilir aslında bu soru. 39 gerçekten zor bir soru. 40'ı da yapalım, bitirelim arkadaşlar. 40'ı kimler yaptı? 40'ı ne yaptınız? 40 herkesin yapmış olması lazım. Dikdörtgen biçimli kağıt kesik çizgi boyunca okla gösterilen bölge üzerine katlanıp şekil 2'de, şekil 2'de kağıt da yine kesik çizgi boyunca okla gösterilip şekil 3'te elde ediliyor arkadaşlar. Şekil 3'teki kağıdın siyahla gösterilen bölgeleri kesilip çıkarılıyor. Kağıt açıldığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Aşağıdaki görünümlerden hangisi elde ediliyor arkadaşlar? Bu tarafa aktarmış, alt tarafı yukarı aktarmış. Yani aslında yaptığı şey şu. Şimdi şunu 4 birime ayırırsanız, şöyle 4 parçaya ayırırsanız şu parça üzerinde işlem yapmış olacağız. Dolayısıyla şurasını boyamış olacak. Yani kesmiş olacak neyse. Ve ne olacak? Şurasını kesmiş olacak. Şimdi tekrar bunu bu tarafa aktardığımızda bakın şurasını kesmiş olacak. Şimdi bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. Şimdi ne olur? Böyle bir şey kestiyse, evet, bunun cevabı. Şimdi şunu aktardı, şunu şu tarafa aktardı. Bir dakika. Şunu şöyle aktardı. Alt tarafı yukarı aktardı, değil mi? Bunu böyle aktarmış olacak. Dolayısıyla bunun aynısından şöyle olması gerekmiyor mu? Baktığımızda ortada bir şey olacak. Şöyle olacak. Tekrardan ortada bir durum olması gerekiyor. Evet, bunun cevabı kare olur gibi geldi bana ya. Cevap anahtarını biz yanlış koymuş olabilir miyiz? Bunun ortası şöyle olur gibi geliyor bana. Bir kare oluyor gibi. Burası böyle olur. Kesinlikle A diyorsun. Aslında Gökhan'ın dediği de doğru. Bir dakika. Yo 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 yo. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Şimdi şunu tekrar açalım. Şunu tekrar açalım. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Tamam. Bakın şunu şöyle tekrar açıyorum. Tamam. Şekil üzerinde değil de. Önce bunu bu tarafa doğru. Doğru. Şurası bir kare olur. Şöyle. Doğru. Şunu böyle tekrar açtığımızda şurası şöyle bir kare olacak. Doğru. Şunun da aynısı buraya gelmiş olacak arkadaşlar. Bakın bunun da aynısı şöyle olacak. Şunu da şimdi şöyle oldu. Sonra bunu da tekrar bu tarafa doğru açacağız. Yani bunu da tekrar şöyle bir şey açmamız gerekiyor. Şöyle bir şey yaptığımızda bakın bunun aynısından şurada oluşacak. Görüyorsunuz. Şunun aynısından şurada oluşacak. Şöyle bir şey oluşacak. Doğru. Sonra bunun aynısından şurada oluşması lazım. Evet, bu böyle. Cevap. Cevap anahtarı C mi diyor? Yanlış diyor. Kim hazırlamış cevap anahtarını? Cevabı A arkadaşlar. Bunun şimdi şunu şu tarafa aktardığımız için bunu tekrardan bu tarafa doğru açacağız. Aynen. Bunu da tekrardan bu tarafa doğru açacağız. Evet, yani bu A arkadaşlar. Doğru. Bunun olması gereken cevap anahtarı A. Düzelteceğiz arkadaşlar bunları. Niye C demişiz? Kusura bakmayın. Netlerinizi düzeltin, tekrar girin.
Allah razı olsun. Cevaplarınızı düzelttiniz arkadaşlar. Bunlardan sonrakilerde hata yok. Kesin emin olabilirsiniz. Bunların burada sonrakiler doğru arkadaşlar. Burada problemlerde şöyle hata oldu. Kusura bakmayın. Bunun da nedenini ben size söyledim aslında az çok. Evet, burada hatalarınız varsa linke düzelterek tekrardan girin arkadaşlar. Tekrar bir düzeltip doğrularınızı, yanlışlarınızı tekrar girebilirsiniz. Yok Gökhan, başlasak bitiremeyiz. Yarın inşallah kalan 20. Yarın da bitiriyoruz. Çünkü benim size denemeyi öbür gün göndermem lazım. Her gün 20. Fazlası siz de yorar, beni de yorar. Evet, kaydımızı durduralım.